Kendimi ve firmamı tanıtayım ve size bugün Kıvanç hocamıza birlikte ne anlatacağımızın üzerinden geçeceğiz. Benim adım Mustafa Kaya. İnşaat mühendisiyim. İlk inşaat mühendisiyim. Daha sonra İtalya'da Tecnico Milano Üniversitesi'nde bir senelik özel master sertifika programına katıldım. Ondan sonraki deneyimim iş hayatında bir İtalyan firmasıyla Libya'da bir staj dönemim oldu yaklaşık 5 aylık. Daha sonra Antalya bir statik firmasında 9-10 ay kadar görev aldım. Sonra askerlik sebebiyle tekrar İstanbul'a geri dönünce ayrıca Antalya'da ABS elemanları firmasıyla tanıştık ve plastik kalıpları, yani Geoplast İtalyan firmasının üretmiş olduğu plastik kalıpları Türk inşaat sektörüne kazandırmak için yaklaşık 3 senedir büyük çabalar vermekteyiz ve son 2 yıldır da Kıvanç hocamızla birlikte tanışarak yeni döşeme tipleri üzerinde üniversiteyle birlikte bir takım çalışmalar gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Kıvanç Bey, isterseniz siz de kendinizi tanıyorsunuz. Ben başlayayım, zaten beni tanıyorlar yani ben geçen sefer diyorum. İsmim Kıvanç Taşkın. Var mı? Olur, peki. Doktor Kıvanç Taşkın, Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğretim üyesi. ABS firmasıyla yaklaşık 2,5 sene önce tanıştık İstanbul'da. Türkiye'de kör kalıp sistemleriyle ilgili inovatif bir çalışma ve ürünlerin uygulamalarıyla ilgili büyük ölçekli bir müşavirlik firmasına ürün pazarlama sırasında tanıştık. Kontaklarımız tabii benim oradaki bağlantılarımızla beraber bunlarla ilgili bir teknik rapor hazırladık. Ben bugün sadece belli hızlı bir şekilde size beraber ne yaptığımızı, neler yaptığımızı, nelere ulaşabildiğimizi ve hala da devam eden bazı süreçlerden bahsedeceğiz. Hadi başlıyorum. Buyurun. Tabi esasında dikkatinizi çekebilmek için 16x16 metre çıkıda sahip bir döşeme sistemini betonarme olarak nasıl yapabiliriz? Sorumuz bu değil. Esasında bunları biliyoruz. İlk önce herkesin bildiği gibi bir çirişli plak döşeme olarak da yapılabilir, yapılırsa. İkincisi kaset döşeme olarak yapılırsa ve en sonunda acaba biz bu döşemeyi normal düz plak olarak çözüp içini boşaltırsak yapabilir miyiz? Ve bunlarla ilgili standartlarımızı nasıl uygulayabiliriz? Tabii buradaki 16x16 aklınızda kalsın. Şu anda İstanbul'da büyük bir inşaat firmasında döküldü. Yani 16x16 yekpare bir döküm sistemi bu sistem kullanılarak dökülmüş durumda. Yani kullanılıyor. Ve en son olarak bunlarla ilgili bazı cevapları zaten sizin de yapabileceğinizi düşünüyorum ama kirişli plak döşeme olarak yapılırsa kiriş açıklıkları ve yükseklikleri, genişlikleri ne olabilir? Kafanıza canlandırmak ya da kaset döşeme olarak yapsaydık kalınlığımız ne kadar olurdu? Bir ufak bir hesap yaparsanız sonunda karşılaştırma yaptığınız zaman farkınızı göreceksiniz. Tabii ki biz kör kalıp sistemi nedir? Hafif bir polimer olan geri dönüşümlü şu masanın üzerine koymuş olduğunuz malzemeler üretilen bir yapı malzemesi. Plastik bir malzeme. Geri dönüşümlü plastik olarak kullanılıyor. İnşaatlarda dönüştürülebilir malzeme kullanımının yaygınlaştırılması ve bunların yapılar kullanılması öncelikli hedef olduğu için özellikle Avrupa Birliği'nde şu andaki malzeme trendleri bu yöne doğru gidiyor. Şu anda görmüş olduğunuz iki tane sistem var. Bir tanesi tekli, bir tanesi ikili. Bir tanesi ve gördüğünüz kesitlerde eğer tekli kullandığınız zaman nasıl gözüküyor? Bir döşeme keseti ya da ikili bir döşeme kurduğunuz zaman döşeme yüksekliklerini nasıl boşluk yarattığınızı gösteren kesitlerinizi görmektesiniz. Tabii kör kalıp sistemlerinin birazcık da avantajları, yani daha önceden yapı ağırlığının büyük kısmının döşeme plaklarının aralıklarından oluştuğunu söyleyebiliriz. Bu bize daha büyük kolon boyutlarına sebep oluyor. Daha büyük giriş boyutları hesaplarımıza ortaya çıkıyor ve ayrıca da daha büyük temeller, yani temellerdeki bir sürü dezavantajlı durumlar, temel kalınlıkların arttırılması, temele gelen yükler de artmış olmakta.
ve ayrıca da yapıya gelecek deprem kuvvetlerinin artması. Peki biz boşluğu çıkartarak ne amaçlıyoruz? Ya da bu malzemeyi kullanırken neyi bulmayı amaçlıyoruz? Bir, neyi hafifletiyoruz, evet, ama ne kadar hafiflettiğimizi bilmiyoruz. Deneysel çalışmalar böyle bir döşemede yaklaşık %30-%35 civarında betondan tasarruf sağladığımızı söylüyor. Tabii bunun bazı kayıtları da yok mu? Vardır. Mutlaka işte donatı yerleşimi vesaire bunlarla beraber hesap kriterleri de devreye giriyor. Ve bizim bu şeyleri yaparken 3 tane avantajlarından bahsettik. Yani bunları yaparken bir tasarım avantajları. Tasarım avantajlarını yaparken yapı ağırlığının azalması, bu sebeple taşı hislerinin rahatlaması, daha az yüklü kiriş kolon temel tasarımı. Düşük zemin emniyet gerilmesi olan bölgelerde daha büyük alanlı yapılar imal edilmesi ve zemin iyileştirme maliyetinin azaltılması. Bununla ilgili kirişli çözülen bir binayı boşluk dönüşümü olarak çözülüp bir firmaya İstanbul'da zannedersem 16 katlı bir ofis binasında zemin iyileştirmesinde de değişikliğe yol açılmıştır. Yani bina yüklerini azaltarak böyle bir artı avantaj da sağlanmış durumda. Ayrıca yapı deprem aktif kütlesinin azalması sebebiyle yatay tesirlerin azalması, yük taşıyıcı sistemlerinin rahatlaması ve faydalı yük ölçük oranının artması ve bu sebeple daha verimli taşıyıcı sistem elde edilmesi. Aynı aralık karşılığında daha rigid plaklar, dolayısıyla daha az seyim ve titreşim problemleri. Büyük açıklıklı kiriş ve plaklarda uzun ve narin konsollarda ön gerilmeli veya art gerilmeli kiriş ve plaklarda düşeye yük gerilmeliyle zorlanan narin kolonlarda azalan ön yük sebebi betonun zamana bağlı şekil değiştirmelerinde azalma meydana getirmektedir. Azalan toplam kat taşıyıcı sistem kalınlığı sebebiyle yapı yüksekliğinin azalması aynı yüksekliğe daha fazla satılabilir, kiralanabilir alan sığdırılması. Uygulama avantajları iskele ve kalıp sistemlerinin basit hızlı kurulup kaldırılabilir hale gelmesi, benzer açıklıklarda kullanılan sistemlere göre kaset dişli döşeme benzeri demir işçiliğinin ciddi biçimde kolaylaşması, sade tasarım sebebiyle montajda uygulama kolaylığı ve hızlı, az işçiyle büyük alanlarda uygulama yapılabilmesi, demir işçiliğinde yine kolay kalite kontrolü ve daha az yapı malzemesi kullanımı. Ve mimari ve yapı servis, sade ve bitiş düzgün alt üst düzey sebebiyle düşük yapı bitiş maliyetleri, daha az kat yüksekliği, daha verimli toplam yükseklik, azalan toplam yapı yüksekliği sebebiyle azalan cephe maliyetimiz, tesisat sistemleri için daha az karmaşık çözümlerin oluşturulması, bina ısıtma soğutmasında enerjinin verimli kullanılması, ayrıca da geri dönüşümlü malzeme kullanımı ve beton demir tasarrufu daha az karbon izi bıraktığı için çevre bilincine katkılı yeşil bina konsepti olarak da kullanılmaktadır. Peki, biz bunları yaparken, firmayla konuşurken, biz bu teknik raporu hazırlarken en büyük sorunumuz şuydu. Biz böyle bir sistemi, tam bir karna sistem esasında, ne kaset, ne dişli döşeme, ne de düz plak, arada bir yerlerde kalıyoruz ve bunların yapı modellerine tanıtılması gerekiyor. Ve biz ilk çıkarken normal olarak İstanbul'da bunu SAP 2000'le yapmayı düşünüyorduk. Fakat Türkiye genelinde İDE Statik, Stat 4 Kit ve Pro binanın kullanıcı sayılarını da göz önüne alarak bir binanı bu sistemler kullanılarak şu anda piyasada kullanılan 3 tane Türk proje yapı programı sayarsak ve de bunları 3 tane de SAP 2000, İTAPS ve SEYF'i de katarsanız toplam 6 programda nasıl modellenmesi gerektiğiyle yola çıktık. Bunun için TS500'e yani yapı yönetmeliğimize göre farklı programlarla modellemenin nasıl yapılacağını, neleri kabul alacağımızı gördük ve bunlarla ilgili çalışmalarımızı tamamladık. Tabii sadece bununla bitmiyor. Bundan sonra peki biz bunu modelledik, her şey doğru ama neyi karşılaştıracağız? Elma ile armutu mu? Neyi neyle karşılaştıracağız? Dedik. Ve bunun için de maliyet karşılaştırması yaptık. İlerleyen slaytlarda göreceksiniz, şu anda Türkiye'de kullanılan tüm döşeme tiplerini de baz alarak ölü yükü sabit tutarak hareketli yükü 200'den başlayarak 1 ton bölümetre kareye gidecek şekilde 0.2 ton bölümetre kareden 1 ton bölümetre kareye gidecek şekilde yük skalasında modellerini oluşturarak
MMI çeşitte yani 6x6'dan 24x24'e kadar kombinasyonlu döşeme sistemleri oluşturularak analizleri yapılmıştır. Yani geniş bir perspektife yaymaya çalıştık. Yani sadece bir kirişli döşemeyi ya da kirişsiz döşemeyi ya da sadece dişli döşemeyle karşılaştırmayı değil, aynı anda bütün döşeme maliyetleriyle boşluklu döşeme maliyetlerini nasıl karşılaştırabiliriz ve nasıl yaparız? Bunun için ikinci bir rapor hazırladık. Maliyet sistemleri, maliyet analizlerinin karşılaştırılması. Yani bunun için yaklaşık 720 adet bilgisayar programı da model oluşturuldu. Sadece bir program için. İdistatik için 720 adet. Bunu her program için yapıldı. Çarpı 6 tane. Yani bunu böyle söyleyelim. Müthiş bir iş gücü ve müthiş bir yoğunlukla bunu yaptı. Toplam 14,5 ay imza aldı. Tabii her şey doğru. Biz böyle bir ürün kullanıyoruz. Bu ürünümüzü nasıl modelleneceğimizi, hangi yönetmeliklere karşı tanımlamamızı yaptık, maliyetleri karşılaştık fakat deprem bölgesindeyiz. Acaba deprem altındaki davranışı, deprem hesabını nasıl yapmalıyız? Alacağımız kabuller, hangi yönetmelikleri kullanmalıyız? Yani Türkiye'de olmayan bazı kriterler var. Bu kriterleri nasıl bunun içine tanımlamalıyız? Bunlarla ilgili de son bir raporumuz oluşur. Geçen Haziran ayında, 2014 Haziran ayında işimizi tamamladık. Tasarım yönetmelikli olarak bu tip döşemeler gerek iki yönde çalışan ve içi boşaltılmış plak olarak kabul edilebilir, gerekse iki yönde dişli döşeme olarak kabul edilebilir. Aynı anda iki parametreye gidebiliyorsunuz. İki türlü modelleyebiliyorsunuz. Dişli döşeme veya kilitsiz plak olarak çözüm alternatiflerinin her biri için hangisi seçilirse seçilsin, veriler ayrı tasarım minimum koşulları dikkatle takip edilmeli. Bizim için önemli olan tasarım adımları ve tasarım yönetmeliklerinin doğru bir şekilde belirlenmesi. Her iki durumda da plak kalınlığının detaylı seyim hesabı yapılmadan kabul edilir alt sınırlarına bakıldı. Minimum eğilme donatısı oranları önemliydi. Kesme ve kayma tesisleri. Bu üç parametreyle yola çıktı. Tabii çıkış noktamız yabancı bir ürün. Eurocode'a göre çözümleri var. Avrupa Birliği'nde kullanılıyor. Tabii bunların MMI çeşitlerini internete girdiğiniz zaman İngilizcesi voided slabs'tır. Yani spherical'dır ya da cubic'tir. Bunlarla beraber arama yaptığınız zaman farklı ürün gamlarını da göreceksiniz. Kimisi top şeklindedir, kimisi eliptik şeklindedir, kimisi başka bir şekilde getirir. Bizimkisi kübik bir malzeme. Ve tamamen yabancı bir yerden geliyor. Şartnameler bizimle ilgili değil. Çünkü TSE500'de bunları nasıl tanımlayacağımızı, nasıl yapacağımıza ait bazı tanımlamalar var ama bir kör kalıp sistemi kullanarak nasıl yapacağımıza dair bir şey yok. Bunun için de TSE500'ün ilgili yönetmelikleri, bunları benden daha hakimsiniz, ben çok fazla söyleyeceğim ama hangi maddeler üzerinde konuştuğumuzu. Madde 11.3 serbest aralıkları 700 mm'ye geçmeyecek biçimde düzenlenmiş girişler ve ince tabladan oluşan döşemeler dişli döşeme olarak adlandırılır. Eğer dişli döşeme hesabı yapıyorsanız. Ve daha sonra madde 11.3.2, dişli döşemelerde en büyük tasarım kesme kuvveti ve değerinin kesip kesme çatlama değerini ve kritik değerini aşmaması amaçlanmalıdır. Bu modeller oluştururken bir de bizim kendi Excel'de ayrı kendi yazılımlarımızı üretildi. Yani biz kendi elde bulmuş olduğumuz bazı hesapları özellikle buradaki kritik değerlerin aşmaması, kullanılan beton sınıfı cinsine göre belli tablolar oluşturularak kendi datalarımızı kontrollü bir şekilde bilgisayar programlarına aktardık. Tabi sadece bununla bitmiyor. 11.3.3 dişlerde eğilme ve kesme donatısı kirişlerdeki gibi hesaplanır. Ve açık getiriye kullanılabilir. Bu durumda getiri aralıkları 200 mm'yi geçmeyecek şekilde. Siz bunları aralıklarda koyuyorsunuz bir yere. Şu andaki çalışmamızın en sonunu söyleyeyim. Geldiğimiz nokta bu aralıkların yani iki tane kör kalıp sistemin arasındaki boşluk sisteminin 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 ve 50 santimetreye kadar olan yapısal analizlerine başlanmış bulunmakta. Yani aradaki mesafe de parametrik olarak geliyor. Yani sizin kesme kuvveti ne olacağınız, etrelerin kullanılacağı ya da öyle bir kritik durumlar var, belki de etre kullanmadan bu döşemeleri üretebileceğiniz bazı sınır durumları görüyoruz. 11.4.5.2 doğrultuda çalışan, eğer dişli döşemeler değil ama iki doğrultuda çalışan kilitli ve kilitsiz döşemelerde her bir doğrultuda binde 1.5'tan az olmamak koşulları iki doğrultudaki donatı oranlarının toplamı S400-500 için sınır değerlerini aşmaması gerekiyor. Bunlar bizim kabullerimiz. Zaten deprem yönetiminde TSE500'e yatan değerler.
Madde 11.5 bölüm 11.3'te verilen ilkelere uygun olarak iki doğrultuda çalışan dişli döşemeler de düzenlenebilir. Bu sistem her iki doğrultuda çalışan döşeme plakları olarak kullanılmakta. Tabii bir anlamda Euronorm'a gidiyorsunuz. Eurocode 2'ye 1992-2004 yılı baskısında. Acaba karşılaştırma yaparsak ve biz bunu Türkiye'de böyle bir sistemi yaparsak, bunu ben en azından akademik olarak sunmam gerekiyorsa bir yerde, acaba bir mühendis bunu okuduğu zaman neleri karşılaştırır? Yani tek başımıza bunu TSE 500 olarak almak yetmiyor. Tabii bazı yönetmeliklerde karşılaştırmaların yapılması gerekiyor. Çünkü çoğu zaman sizler bunları kendi projelerinizde kullanmak zorunda da kalıyorsunuz. Çünkü TSE 500'ün yetmediği bazı sınır durumlar var. İYEN'de ise madde 5.3.1, 6. bende dişli döşemelerin bir ya da iki yönde çalışan analiz için aylık elemanlar olarak dikkate alınması, gövde ve başlık bölgelerin yeterli bulunma eşitliği olduğu sürece zorunlu olmaması, bu kabulün doğrulanması için işte diş aralıklarının 1500 mm aşmamalı, diş yüksekliğinin kalınlığının oranının 4 değerini aşmamalı, başlık kalınlığı minimum 50 mm veya dişler arası temiz mesafenin 1/10'undan daha büyük olmalı gibi bazı parametrik şeyler var. Tasarımlarımızı yaparken birazdan göreceksiniz, bu parametreleri de göz önüne alarak modüllerimiz oluşturulmuş ve analizlerimiz gerçek bir döşeme sistemi üzerinden yürütülmeye gayret edilmiştir. Sonra tabii bir de bunun Amerikası var. Amerikan Beton Birliği ACI yönetmeliği 318/2011. Neden bu yönetmelikleri alıyoruz? Dünyada 2000 yılların başından itibaren Amerika ve Avrupa'da olmak üzere kullanılmaya başlanan bir sistem. Fakat onlar için bile çok yeni. Birçok parametreleri çok yeni araştırıyorlar. Özellikle bu konuyla ilgili yayınların ve seminerlerin verilmesinin başlangıcı 2012'nin sonu, 2013'ün başı. Özellikle YouTube'a girerseniz, işte bunlarla ilgili İngilizce kelimeleri yazarsanız 2013 yılında ACI'nin yapmış olduğu bir seminer dizisi var. Yani bizim de çıkışımız esasında neredeyse Amerika ve Avrupa ile beraber kafa kafaya bir eğitim ve bunların modellenmesiyle ilgili sürece girmiş bulunmaktayız. Aynı şekilde madde 13.2'yi 4 döşeme plaklarının diş girişi alt. Bunlar madde olarak sadece size bilgi olarak sunmak için buraya yazdım. Hani bunları açıp okunabilir. Ayrıca da tabii bir de Avrupa Beton Birliği 1990 yılında. Onun da yönetmeliklerinde ilgili maddeler bulundu. Yani şu anda TSE 500, Eurocode 2, ACI yönetmeliği ve Avrupa Beton Birliği'nin döşeme sistemleriyle ilgili bizi sınırlayan sınır değerlerinin olduğu maddeler göz önüne alınarak modellemeler ve raporlarımız bu doğrultuda hazırlandı. Eğer raporlarımızı firmanın internet sitesinden indirdiğinizde okumaya başlarsanız bütün yönetmeliklere atıflarımız vardır. İlgili yönetmeliğin ilgili maddesini okuyup hesaplarınızı yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde beton birliğinin 551 ve biz yönetmeliklerimizi aldık. Tamam. Bunlar bizim kritik değerlerimiz. Bunları herkes biliyor, bütün herkes biliyor. Peki ben böyle yabancı bir sistemi, boşluklu bir sistemi, kendi Türkiye'de yetişmiş ve şu anda aktif olarak mühendislik hizmeti yapan mühendislerime nasıl anlatacağım? Nasıl yapacağım? Tasarım adımları olarak. Ve ben bunu size nasıl modelletmeliyim, neleri değiştirmeliyim, nelerde değişiklikler yapıyoruz, neleri farklı şekilde baz alıyoruz. Tasarım adımlarımızda da öyle başladık. Yani bunun içinde dediğim gibi idestatik, probina, stadörket, bunlar Türk. Burada sadece IDE'de belli parametrelerin nasıl değiştiğini, nerelere müdahale olduğumuzu gösteren bazı resimler ve grafikler göreceğiz. Artı tabi SAP 2000, SAFE ve ITAPS. Yani 6 programda da bütün modellerin eşlenikleri çözülüp özellikle seyim, kesme ve eğilim açısından tüm kritik sınır değerler kontrol edilerek rapor oluşturulmuştur. Yani birbirlerine yakınlık, uzaklık, neler baz alındı, alt donatı, üst donatı miktarları vesaire gibi bütün her şey bu 6 bilgisayar programı kullanarak üretilmeye çalışılmış ve üretilmiştir. Tabii biz geometri ve yüklerin tespiti olarak her zaman yapıldığı döşeme sisteminin kenar ve ortaçıkları için açıklıkların tespit edilmesi, TSE 500 koşullarını sağlayacak biçimde seçilen döşeme tanımına bağlı olarak minimum plak kalınlıklarının belirlenmesi. Tabii eğer siz düz bir döşeme plağı yapıyorsanız ve içini boşaltıp başka bir plak yapıyorsanız
başka parametrelerden bahsetmemiz gerekecek. Bunun için de öncelikle döşeme sisteminin plak kalınlığı ve içindeki boşluklarıyla tanımlı, ölü yükü tespit edilen, bu işlem yapıldıktan sonra döşemenin içinde bırakılan boşlukların gerçeğe en yakın biçimde tahmin edilmesi ve bir katalog yardımıyla bırakılacak boşluğun projeye de yansıtılması sonuçlarını elde ediyoruz. Buradaki en büyük parametre atalet moment. Atalet momentleri arasındaki değişim ve bunların hem volümetrik olarak değişimleri, ayrıca da bunların elastisite modülü açısından da değişimleri göz önüne alınarak bir Excel tablosu oluşturulup buradan bazı parametrelerinize direkt müdahale ederek bilgisayar programlarınızın kritik yerlerindeki ayarlarını değiştirerek sonuca gittik. Plak üzerine gelecek kaplama benzeri tabakalarını yüklenize dedik. Bunları zaten normal bir bina modeli yaparken hepimiz biliyoruz. Tabii tasarım ve sayısal analiz parametrelerinin tespitinde buna göre boşluk döşeme sisteminin bir modül için efektif normal kuvvet ve kesme kuvvet alanı ve efektif atalet momentinin hesaplanması gerekiyor. Birim boy dönüşümünün yapılması gerekiyor. Tespit edilen düzeltme katsayılarının rigidlikleri ve kütleleri hesap programları içinde uygun biçimde parametrenin azaltılmasında kullanılıyor. Aynı şekilde döşeme birim kütlesi ve ağırlığı boşluklu döşemeyi yansıtacak biçimde mutlaka azaltılmak zorunda. Doğruya en yakın düşey deformasyon elde edilmesi için döşeme düzlem dışı rigidliği E çarpı I uygun şekilde atalet momentinin azaltılması ile düzenlenmesi gerekmekte. Bunun için iki tane tablomuz var esasında. Burada görmüş olduğunuz bir boşluksuz sistem, diğeri de boşluklu sistem. Burada da hangi parametre neler geliyor? Yani biz genişliği 67 cm, derinliği 30 cm bir boşluksuz sistem tasarlıyorsanız bunun boşluklu sistem iz düşümü, yani kesitleri, boyutları vesaireleri, alt ve üst taraftaki beton kalınlığı 7 cm, ortada 16 cm'lik bir modül kullanılarak yine 30 cm'lik bir döşeme plağı yaptığınız zaman atalet momentleri, alanlar arasındaki farklar ve bunların volümetrik olarak değişimi, rigidlik değişimleri 0.8823. Yani siz böyle bir sistemi normalde girdiğiniz zaman, yapı malzemesi olarak tanımladığınız zaman elastik modülün değerini sabit alıyorsunuz. İşte betonun birim hacmi oraya 2.5 ton yaklaşık olarak, işte elastik modülü şu her bir beton cinsi için işte onun 0.88 ile çarpılmışını eklemek zorundasınız. Aynı şekilde aşağıdaki volümetrik olarak 0.6787 katsayınızda 2.5 ile çarpmalısınız. Çünkü siz bir anda elastik modülünü azaltıyorsunuz. Boşluklu bir sistem daha farklı davranış. Başka bir kesit üzerinden bunları tanımlamaya çalışırken aynı şekilde de hafifletiyorsunuz. Zaten amacımız normal binanın da bilgisayar programının bunun anlayabilmesi üzerine. Ben elastik modülünü değiştirdim. Standart bir beton değil. Aynı şekilde de içini boşalttım. Normal beton birim hacimliğinden daha az. Yani sonuçta size gelecek olan şeyler. Tabii bunları bu kadar rahat söylememizin sebebi sadece bir bilgisayar programına bağlı kalmaksızın başka bilgisayar programlarıyla karşılaştırma olarak yapılmasından kaynaklanıyor. Burada bir sürü birimler var, üst tablo dediğimleri, D-modül ağırlıkları vesaire. Tasarım adımlarına devam edersek tabii biz bunları tasarladık. Her şeylerimizi yaptık. Sonuçta geldi kontroller. Yani neler yapılıyorsunuz? Seçilenleriz yöntemi kullanarak plaki kuvvetleri düşey şekil değiştirmeleri hesaplıyoruz. Ve bu değerlerin yönetmelik sınırları içinde değerlendirilmesi ve detaylandırılması yapılıyor. Yani sizi temin edelim, her bir modül bilgisayar programına kendi standartları içinde yükleme durumuna göre tasarım yapıldı. Sonra bunun dönüşümü yapıldı. Eğer kurtarmıyorsa tekrar başa dönüldü ve tekrar tasarım yapıldı. Yani tek bir standart bir çözümden bahsetmiyoruz. Her bir döşeme sistemi kendi içinde donatısına kadar. Çünkü birazdan göreceksiniz envai çeşitte 5x5'lik bir matrislerden bahsettiğimiz döşeme sistemlerinden kullandık. Sadece bir döşeme değil, hem kenar hem de orta açıklıklardaki özellikle zımbalama, kolon ve kiriş bölgesi bölgelerinin yerlerindeki moment ve kesme kuvveti yığılmalarından dolayı oluşabilecek bütün bölgeleri tayin etmek ve buraya müdahil olabilmek için böyle bir sistem yaptık. Dediğim gibi dişli döşeme analizi yapılıyor. Size takip edecek adımlar demin vermiş olduğum TSE 500 ile ilgili özet bölüm 2.1'de bakılabilir.
özellikle kilisiz plak tipi analiz yapılacaksa plak kesme davranışı. Bu önemli, incelenmeli. Yüksek gerilim alan bölgelerde beton kesme dayanımının aşıldığı bölgeler tespit ederek gerekli kesme dozunun kullanımı öngörülmeli. Bazı yerlerde kullanmıyorsunuz ama bazı kritik bölgelerde bunlara siz mühendis olarak evet burada kesme kuvveti yığılman var ve sınır derdi şu oraya kesme kuvveti etkilerini vesairelerini koymak zorundasınız. Her ne koşul olursa olsun döşeme plaklarının özellikle zımbalama davranışının ve plak içi kayma kuvvetlerinin kontrolü yapılmalı ve zımbalama bölgelerinde ve kayma gerilimlerinin belirli sınırları aştığı alanlarda döşeme içinde boşluk bırakılmadan dolu döşeme sistemine geri dönülmesi sağlanmalıdır ve gerekli ilave kesme donanımının yerleştirildiği kesinlikle doğrulanmalıdır. Ve şu anda göreceğiniz sistem 30 cm plak kalınlıklı, 6x9 metre boyutunda, 3 açıklıklı, kilitsiz döşeme, program modelleme prensiplerine uygun olarak oluşturuldu. C30 beton sınıfı seçildi. Plak külü yükünü idare eden 0.2 ton bölü metrekare kaplama yükü ve 0.5 ton metrekare hareketli yük kabulü yapılarak analiz sonuçları yapıldı. Peki, diyorsunuz ki benim elimde hidrostatik programım var. Ben normal kilitsiz düz plak çözümünü yapıyorum. Peki ben boşluk olarak neleri tanımlayacağım? Normalde sistemimiz bu. Birincisi statik materyal özellikleri. Eğer siz açtığınız zaman gelecek olan şeyler bu. Birim hacim ağırlıkları ve elastik modülü değerleri. Biz de demiştik birim hacim ağırlıklarıyla ve elastik modülleriyle ve belli yerlerde bazı kritik değerlerde değişiklikler yaparak sistemin boşlukta olduğunu anlaşılması gerektiğini söylüyoruz. Eğer boşluklu gelecekseniz düzeltilmiş elastik modülü sağ taraftaki aynı ikon ve birim hacim ağırlığı da sizin o boşluklu döşeme ile plak karşılaştırma arasında bulmuş olduğunuz katsayıyla çarpımları sonucunda değiştirecek iki parametreyi görmektedir. 0.88 ve 0.67 demiştiniz onlar da. Evet hocam. Yani 30 cm plak için gidiyoruz. O değerlerle elastik modüllerinin çarpımı yani 0.87 ile çarparsanız yaklaşık 2.9-2.8 civarına gelecektir. Diğeri de 1.7 civarına gelecektir. Ama gerçekte bir değişiklik yok değil mi? Elastik modülünde gerçekte bir değişiklik yok. Ben bunları sadece idealize amaçlıyorum. Tabii. Gerçekte elastik modülü neyse o sistemde de o, bu sistemde de o. Tabii. Hiçbir değişiklik yok. Hayır, bakın yani elastik modüllerinde bir değişiklik yok. Bilgisayar programının Ahmet Bey boşluklu sistemi algılayabilmesi ve sizin tasarım olarak, avantaj olarak görmeniz gereken şeyleri görmeniz için yapılıyor. Yani elastik modül tabii ki oraya gelen C30 betonunun kalitesi 2.86 değil. Ama bilgisayar programı ben bunu hafiflettim. Daha farklı bir sisteme çıktım. Volümetrik 2.5 ton bölü metrekareden 1.7 ton bölü metrekareye geldi. Çünkü içine boşluklar yerleştiriyor. Peki o zaman neden mesela elastik modülü değişiklik yaparak bunu hallediyoruz? Mesela atalette değişiklik yapacak daha basit. Efendim? Atalet momentleri. Orada atalet momentlerini değiştirmiyoruz. Hani o parametreler hesaplanıyor. Zaten o tabloyu gördüğünüz zaman her bilgisayar programında başka yerlere müdahale ediyorsunuz. Şu anda bundan bahsediyorum. Sadece İDES'in rapora bakarsanız, eğer yani tamam bende yok ama SAP 2000'de, ITAS'ta ya da başka bir programa girdiğiniz zaman başka parametre değiştirmek zorundasınız. Ve bu programda bunlarla oynuyoruz. Sizin o demin yayınlarınızı internetten indirebilir miyiz? Var, evet. Tüm raporlar web sitemizde var. Kaç bir izlemek için şöyle bir şey diyeyim. Elastik modülünü değiştiriyoruz çünkü bilgisayar programı bize bunun içerisindeki boşluğu yani oluşan ığ kesiti tanımlamakta izin vermiyor. Ama ığ ciddiğinde bir azalma istiyorum ben. Iğ'yı değiştiremiyorsam E'yi değiştiriyorum. Ama değişen boşluk da olduğu için bir de o boşluğu tanımlamak için bir eşdeğer döşemedeki gene 30 santim bir döşeme var ama içerisine boşluk koyduğunda 30 santim kalınlığında ama daha az bir ağırlığa sahip döşeme elde ediyor. Dolayısıyla onu da 0.67 ile çarparak yani yüzde kaç oranında boşluğum varsa o oranda azaltarak beton birim hacim ağırlığıyla beton birim hacim ağırlığına bunu yansıtıyorum. Esasında yapmış olduğumuz şey şu, aynı atalet momentine sahip kesitler yaratma. Birinde dolu dikdörtgen bir kesit, diğerinde ığ bir kesit. Iğları değiştiremiyoruz. Her bir ığ farklılaşacak. Bazen döşemeniz, yani 30 santim döşem belki 32 santim oluyor bu tip şeylerde. Kullandığınız modüllere göre. Ama
içindeki taşıdığınız dolu plakta bildiğiniz normal dikdörtgen BH3/12 direkt atalet. Hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Ama ırı kesiti yaptığınız zaman onun atalet momentini birbirine eşitliyorsunuz. Onun için aynı yükseklikte, yani avantaj ne? Sen bu binayı çözdün, 30 cm'lik döşeme plak kullandın. Tamam, çok güzel. Ama ben bu binayı hafifleteceğim diyorum. Ama nasıl hafifleteceğim? Aynı atalete sahip ama farklı elastan modülü olmalı ki bu değişimi yapabilmeliyiz. Yani raporda eğer bakarsanız sonraki sorunu zaten Ahmet Bey'le görüşürüz. Daha sağlıklı belki sorularınızı cevap verilebilir. Sonra döşeme ayarlarından hangi döşeme, nereye değiştirdiğiniz adlarını değiştiriyoruz. Ve G yükü deplasmanı eğer birincisi, yani düz plak, kilisiz plak çözümünde maksimum 3.26 mm iken boşlukluğunda 2.76 mm sehim değeri. Bu sadece birer tanenizi, çünkü bunlarda momentler var, altı üst donatım miktarları var. Yani aklınıza gelecek sizin statör ile statikten alabileceğiniz bütün grafikler yorumlanarak, birbirleriyle karşılaştırma olarak koyulmuştur. Yani çok fazla bir şekilde sizin de kafanızı karıştırmadan, yani ne yaptık, nerelere geldik, bunlarla ilgili bir örnek görüyorsunuz. Tabii maliyet karşılaştırması, biz bunu modelledik, güzel. Boşluk döşemeyle yaptık. Tabii sadece elimizde bir kilitsiz plak var. Tamam. Peki ben neyle karşılaştıracağım? Piyasada bir sürü sistem var, kaset sistemler var. Hele İstanbul gibi bir yerdeyseniz çok yüksek bir gökdelenlerde kaset kalıp öteki tarafa gidiyorsunuz asmalen düşünüyorum, öteki tarafa gidiyorsunuz dişli döşeme düşünüyorum. Herkes, her mühendisin kendisine aşina olduğu ve kolaylıkla çözüm yapabileceği modeller var. Herkes de şu soruyu soruyor. Yani ilk önce onlara soruyorlar, sonra direkt bize geliyorlardı telefon. Tamam hocam, biz bunları böyle böyle yaptık ama bunların arasındaki maliyet karşılaştırmasını yaparken nereye dikkat etmemiz lazım, nasıl yapacaksınız? Ve biz de düşündük ki bu modelleri oluşturduk. Peki biz bunları nasıl yapabiliriz? İlk önce taşıyıcı sistem tipini tanımladık. Daha sonra hareketli yük, sonra geometri X ve Y doğrultuları açıklık boyutları ve sonra döşeme sürekliliği, çoklu veya tek açıklıklı olmak üzere bir model oluşturduk. 720 tane adet model oluşturuldu. Hepsinin, birazdan maliyet karşılaştırmalarına vereceğim, 5 ana başlıkta toplanarak birbirle karşılaştırma grafikleri çizildi. Burada ben devre dışıyım, yani maliyet karşılaştırmalarını tamamen firma yapmak. Biz sadece primsiz olarak bu grafikleri verdik. Mustafa Bey size benden sonra çok daha detaylı ve açıklayıcı bir şekilde size sunumunu yapacaktır. Her bir veri için düşek, kolon ve yatay döşeme giriş elemanlarının boyut ve donatı optimizasyonlarının yapılmasında büyük önem verilmiştir. Bu çok önemli. Yani bir önceki döşemeyle aynı döşemeyi başka bir yerde kullanmadık. Donatıları değişmesi gerekiyorsa değiştirdik. Kolon boyutlarını değiştirmemiz gerekiyorsa değiştirdik. Kirişleri değiştirmemiz gerekiyorsa değiştirdik, öyle modelledik. Yani bütün hepsini bir mühendis nasıl düşünüyorsa öyle yaptık. Yani standart bir model alıp da o model üzerinden üretmedik. Hepsi kendi içinde TS500'deki bütün değerleri sağlayacak şekilde modellendi. Yani burada bunun için hem çok fazla zaman kaybı yaptık. Yani biz normalde konuştuğumuz zaman ABS yapıyla Mustafa Beylerle bu işi 6 ila 9 ayda yaparız dedik. Biz 14,5 ayda bitirdik. Yani iş yüklerini de düşünebilirseniz müthiş bir şekilde bir analiz süreci geçirdik. Analiz sonuçları inceleyen donatı uygulanabilirliğine ve kesit tesirlerine de bakılarak bu tasarımlar yapılmıştır. Tabii taşıyıcı sistem tipi. Bakın, kirişli plak sistem olarak modellendi. Bir doğrultuda ara kirişli, iki doğrultuda ara kirişli. Bir doğrultuda dişli döşeme, iki doğrultuda dişli döşeme sistemi, kaset sistem. Başlıksız kiriş döşeme sistemi, presler. Başlıklı kirişsiz döşeme sistemi, sonra notulusun iki tanesi. Hem kirişsiz döşeme hem de dişli döşeme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane farklı döşeme tipi. Aklınıza gelecek, kullanabileceğiniz, modellemeyeceğiniz bütün. Yani benim bildiklerim bu kadar. Daha var mı bilmiyorum. Yani kompozite girmedik. Yani ona yani ne takatimiz kaldı. Çünkü bunların bir an önce sonuçlandırılması en azından bir de sanayi ortaklığı yapıyorsanız, dışarıda özel sektörde çalışıyorsanız, özel sektörün ihtiyaçları benim ihtiyaçlarımdan biraz daha farklı. Ben akademik düşünüyorum. Ben bunların karışık kompozitlerini de yapabilseydim daha farklı bir yayın yapardım, daha farklı bir sunum olabilirdi ama şu anda sınırlarımızı böyle çizdik. 9 tane tip. Görmüş olduğunuz kısaltma. Hareketli yük tiplerini
şöyle söyleyeyim. Bu çalışmada IN901, 2002 ve TS498 örneklerinde benzer şekilde kullanım amacına göre sınıflandırdık. Düzgün yayılı hareketli yük değerleri baz alınıp uygulanmıştır şekilde görmüş olduğunuz tabloda. Kısaltmalar Q200 yani 0.2 ton bölü metre kareden 1 ton bölü metre kareye kadar bütün yüklemeler yapılmıştır. Ve tüm tiplerde döşeme kaplaması için büyük olarak 0.2 ton bölü metre kare kabul edilmiştir. Yani bunu kabul ederek hareketli yükleri değiştirerek analizlerimizi yaptık. Geometri ve döşeme sürekliliği, özür dilerim slide'a sığmadı, daha fazlası var. Ama şunu söyleyeyim, 6x6 metre, çoklu açıklık dediğimiz şu, her iki yönde 5 tane 6x6'lık modüller oluşturuldu. Yani 30x30'luk bir döşeme sistemini böldük. Kolonlarımız, kirişlerimiz ona göre modellendi ve döşemelerimizdeki bütün davranış sonda elemanlar metodu kullanarak bunları yaptık. Yani sonuçta sadece bir döşemeyi alıp analiz yapmaya. Tabii kullanım amaçlarına göre eğer siz 14x14 ya da 16x16 yaptığınız zaman bunu tek bir döşeme olarak modelleriniz kafi geliyordu. Bunları nasıl aldık? Şu anda mevcut yapılarda kullanılan betonarme olarak açıklıkları göz önüne alarak yapmaya gayret ettik. Hatta amacımız çoklu geçmekti. Yani 16x16. Bu analizlerin sonucunda şöyle bir ibare göreceksiniz. 24x24 yekpare bir döşeme sistemi. Sadece sizin hayalinize bırakıyorum. Ben bile hayal etmekte zor. Ben bu analizleri yapmış olmama rağmen 16x16'yı yerinde görmedim. Hani döküm fotoğrafları ve mumisi vardı büyük ihtimalle filmini göstereceklerdi. Hani 16x16'lık bir yüzey 3-2-2 ortada hiçbir kolon olmaksızın toplam 9 kolonla taşıtıldı. Kolon boyutları da 70 cm delikli, pardon kiriş boyutları da 160 cm genişliğinde 70 cm derinliğinde kirişlerden oluşan bir sistem. Ve yekpare dökülüyor. Peki bunu niçin yaptık? Bu tamamen proje mükemmelliğinin bize istemiş olduğu özel bir durum. Ben dedi böyle bir açık alan istiyorum, hiçbir şey istemiyorum. Yani bunun sonucunda bu çözüme gidiyorsunuz. Yani biz de AK kafamızdan kalkmıştı 16x16 ya da 16x24'ün bir döşeme dökelim demiyoruz. Ama artık böyle bir istekler doğrultusunda bunlar da analizlerimize kattık ve sonuçta bu raporlar oluşturuldu. Sonuç grafiklerin karşılaştırılması, bir maliyet karşılaştırılmasından bahsettik. TL bölü metrekare. Okursunuz malzeme metraj analiz programı içine de kilometraj modüllerinden alınarak. İkincisi beton oranları karşılaştırıldı metreküp bölü metrekare olarak. Aynı yük için, farklı döşeme taşı sistemler için metrekaredeki beton oranları. Sonra kalıp oranlarının karşılaştırma grafikleri, donatı ve alan oranları.